Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć Maja, cześć Lara. Co robicie? Play-Doh bawimy się. Bawicie się Play-Doh? I co robicie z tego Play-Doh? Pizzę? Nie, ja robię tort. Tort. A kto ma urodziny? Pewnie. Może mama? Tak. Dobrze, tort dla mamy na urodziny. Maju, a ty co robisz? To czyje Play-Doh? To jest dla was. Dla mnie to jedno? Mhm. Piękne. To jest takie same jak to. No, to a może ty zrobisz pizzę? Ja? Nie, ja robię tort. To jest taki sejek. To nie jest do robienia, to sejek. Aha, to ty możesz zrobić kanapki. Najpierw zjemy kanapki, a na deser zjemy tort. Co wy na to? Ja robię sobie takie pieszne kuleczki. Kuleczki? A, ty robisz obiad. Pieszny tort. Może kotlety mielone robisz? Kotleciki. No to a ja robię tort. A Lara na deser zrobi tort. Dobrze, no to będziemy mieć pełne brzuszki. I też zrobię na tort frytki. Maja, Lara, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais? Je fais manger beurre. Je veux tarte. Lara fait une tarte, belle tarte. Oui. Oui, to znaczy tak. Dobrze, ty powiedz to. Oui. Oui. Maja, Lara, hallo, guten Morgen, was macht ihr? Ich mache eine Torte. Okay, Lara macht eine Torte und du? Ich mache leckeres Essen, ich mache Fleisch. Und machst du auch Kartoffeln dazu und einen Salat? Kartoffelsalat vielleicht? Mayonnaise-Soße, okay, Fleisch mit Mayonnaise-Soße, das wird lecker sein. Und was wollen wir trinken? Gibt was zum Trinken? Ja. Was ist das? Eis. Eiskaffee vielleicht. Das ist auch lecker. Das ist Eiskaffee. Oder Orangensaft ist das. Oder Blaubeerensaft. Schau mal, das ist blau. Maya, Lara, good morning. Good morning. What are you doing? I'm doing lunch. Lunch? I'm doing also lunch. You are doing lunch. And is it lunch or is it birthday cake? Yes, birthday cake. I think it's birthday cake. And who has got birthday? You? I. Okay. And what kind of lunch are you preparing, Maya? Meatballs, I think? Or yes. What is it? Meatballs. Meatballs with mayonnaise sauce, yes? I am very hungry. Are you hungry? No. You are not hungry? Buenos días, Maya. Buenos días, Maya. ¿Cómo estás? 7, 20, 8, 20, 10. ¿Hablas italiano? 9, 20, 21, 22, 23, 24, 25. ¿Tú hablas italiano? Uh-huh. ¿Sí o no? Sí. ¿Y español? No. ¿No quieres? No. Maya, Lara, привет. Привет. Что вы делаете? Я делаю... Завтрак ты делаешь или обед? А я... Я сделаю звездочку из этого, вот такую красивенькую. Молодец. А ты что делаешь, печеньки? Нет. А что тортик. Это? Тортики? Да. А вы голодные? Майя? Ой, майонез, я твой. А, это майонез, ну красиво, молодец. Он ну. На минутку целый подгрязит это. Видишь, подгрязил уже майонез. Ну ничего, ничего, ты можешь все почистить, помыть. Помыла. Я уже помыла. Тут я купил, могу сделать еще один майонез, скажи. Да, сделай, много делай. Тогда приятного аппетита, Майя! Приятного аппетита, Лара! Майя, Лара, Геннайден! Не апьёсэнс? Да не апьёсэнс. Емек мы апьёсэн? Не ападжаксэн, емек ичин? Ах, бак. Кёфте мы апьёсэн? Эвэт, кёфте. Бен чок аджиктэн. Лара, сэн не апьёсэн? Кадэчин, билмиёдун. Билмиёмсэн? Яш пастасы апьёдун? Doğum günü kutlamak için? Hayır. Hayır evet. Mı? Dondurma mı yapıyorsun? Pasta. Evet, bu pasta, yaş pastası. Çikolatalı mı? Hayır. Çilekli mi? Evet.
Ne? Sanırım Lara dondurma yapıyor. Evet. Ne yapıyorsun Lara? Dondurma mı? Bilmiyorum. Bilmiyorsun. Şimdi şöyle söyleyeyim, yani bir dili konuşurken ihtiyaçlar doğrultusunda dil ve kelime dağarcığınız gelişir. Eğer sizin bir kelimeye ihtiyacınız yoksa, o kelimeyi kullanmıyorsanız o kelimeyi öğrenmenize gerek yoktur. İkincisi, belirli bir yaştan sonra zaten okumak en önemli aktivitelerden bir tanesi, en önemli beyin geliştirici aktivitelerden bir tanesi. Çocuklar okudukça beyin kapasiteleri daha da artıyor, kelime dağarcıkları daha da artıyor. Yani çocuklar belli bir yaşı geçtikten sonra bol bol kitap okumaları gerekiyor. Bunları yaptığı sürece akademik çalışmalarda istedikleri gibi, istedikleri dili kullanabilirler. Şimdi öncelikli olarak şunu belirtmek istiyorum. Benim çocuklarımın diğer ailelerin çocuklarından hiçbir farkı yok. Benim çocuklarım onların çocuklarından daha zeki değil. Bunu bir kere bir ortaya koymak istiyorum. Benim çocuklarım doğru bir şekilde eğitim alıyorlar şu an. Eğer ben arzu ettiğim her şeyi yapabilseydim 2 sene içerisinde ben çocuklarıma çok rahat bir şekilde 15'e yakın dil öğretebilirdim. Çünkü çocukların müthiş bir kapasiteleri var. Bunları doğru değerlendirdiğiniz takdirde 15'e kadar ulaşabiliyorsunuz. Bizim elimizdeki imkanlar 8 dile kadar yetti. Biz 2 sene içerisinde çocuklara çok rahat bir şekilde 8 dili öğrettik. Çocuklar Lehçe, Rusça, Türkçe, Almanca, İngilizce, Fransızca, İtalyanca ve İspanyolca dillerini konuşuyorlar şu an. Şu an Türkiye'de bilimsel çalışmalarımıza devam ediyoruz. Milli eğitimle bir proje yapmıştık bundan 1,5 sene önce. Ve orada 5. sınıflara 20 tane öğrenciye bir devlet okulunda 3 ayda 6 tane dil öğretme başarısını gösterdik. İşte 3 ve 5 yaşında çocuklarımıza 8 tane dil öğrettik. Ve bununla ilgili Türkiye'den değil ne yazık ki ama yurt dışından birkaç tane devletten davetiyeler aldık. Şu an o davetiyeleri eşimle beraber değerlendiriyoruz. Hangi ülkedeki şeyi değerlendirelim diye. Muhtemelen bir iki sene içerisinde çalışmalarımıza yurt dışında devam etmeyi planlıyoruz. Aslında 6 dil aktif bir şekilde konuşuyorlar. 2 dil bir ay önce ekledik. Biz 2 sene önce başladık. Maya 3,5 yaşındaydı, Lara 1,5 yaşındaydı. İlk önce Lehçe, Türkçe ve Almanca dillerle başladık. Sonra İngilizce, Rusça ve Fransızca ekledik ve gördük ki yani çocuklar için hiçbir sıkıntı yok. Onlara ne verirsek o dili konuşuyorlar, eğitim alıyorlar. Yani oyun oynarken, dışarıya çıkarken hiçbir şekilde sıkıntı yaşamadık. Yani normal, bunlar için normaldir. Biz de bu yüzden devam etmeye karar verdik ve şimdi İspanyolca ve İtalyanca ile başladık ve bu şekilde devam etmek istiyoruz. Peki. Ben çocuklarla genelde Lehçe konuşuyorum, o benim ana dili. Eşimle biz Almanca ile başladık. Eşim de çocuklarla Türkçe konuşuyor. Ya şu 3 dili en sık sık konuşan dillerdi. Eşiniz Almanca konuşuyor. Yani eşim Türkçe konuşuyor, ben eşimle beraber Almanca konuşuyorum. Yani Türkçe de bildiğim için ama ona rağmen yani biz böyle başladık, Almanca ile başladık. Böyle devam ediyoruz eşimle, yani değiştiremiyoruz. Warte, ganz kurz. Ich gebe dir grün, schau mal. Schau mal, grün.